Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Size taban puanları artar mı, artmaz mı? Bununla ilgili size bir video çekmek istiyorum. Lise taban puanlarının artıp artmayacağı ile ilgili videomuza geçmeden önce arkadaşlar lise taban puanlarını öğrenebileceğiniz bir linki videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan lise taban puanlarını, güncel taban puanlarını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. 2022 LGS hangi yıla benzer arkadaşlar? Hangi yılın puanlarını baz alırsanız daha iyi olur. Şimdi buradan baktığımızda kaç öğrencinin birinci olduğuna baktığımızda 2022 LGS'nin hangi yıla daha çok yakın olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. 2020 LGS'de 181 birinci varken 2022 LGS'de 193 birinci var. Yani çok yakın arkadaşlar. Dolayısıyla 2022 LGS'nin puanlarının 2020 LGS'ye benzeyeceğini, belki de birebir aynı olacağını arkadaşlar, çok ufak değişiklikler olabileceğini size söyleyebilirim. Dolayısıyla 2020 LGS'ye dikkat edin arkadaşlar. Puanlarınızı yaparken, tercihlerinizi yaparken 2020 LGS sonuçlarını da göz önüne almanız gerekiyor arkadaşlar. Lise taban puanlarının bu anlamda biraz artabileceğini size söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü buradan baktığımızda geçen sene 97 birinci varken bu sene 193 birinci var. Dolayısıyla hani birinci olan kişilerin sayıları arttığına göre büyük ihtimal sınavın biraz daha kolay olduğu anlamına geliyor. Tabii ki son yılların en kolay sınavı mıdır? Hayır. Yani buradan baktığımızda 2019 LGS'de 565 birinci var. Dolayısıyla hani son 3 yılın içerisindeki belki en kolay sınav diyebiliriz ama çok da kolay değil arkadaşlar. Sonuçta 2020 LGS ile birebir aynı arkadaşlar. Dolayısıyla sınav çok kolay değil. Çok zor olduğunu da söylemiyoruz. Puanların biraz artabileceğini size söyleyebilirim. 2020 LGS'ye dikkat edin arkadaşlar. Taban puanları da videonun altındaki açıklama kısmında öğrenebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.